Sayın izleyiciler, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, halkın sorularını halkın temsilci olarak seçmiş olduğu muhtarlar vasıtasıyla bugün de Kars Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü muhtarımız Eşref Aygün ile kamuoyuna duyuracağız. Muhtarıma biz yol dedik, o ısrarla dere dedi, köy içerisinden dere. Hakikaten de muhtarımıza hak veriyoruz. Size görüyorsunuz pislik içerisinde. Burada birçok çocuk var. Bu derenin pisliğinden de çocuklarımız olur, sargın hasar olur. Değil mi? Yani, yani tabii evet. Hayvanlarımız da yani bayağı hayvanlarımız da karat da olur. Söze gerek yok. Yani gerçekten çok güçlü durumda. Buradan sel de geliyor. Taşkınlar oluyor. Taşkınlar var. Şu karşıda gördüğümüzde bayağı bir zarar gördü. Aşağılar verdi zarar gördü. Evet zarar gördü. Aşağıdaki evler zarar gördü. Bir de burada ne var? Kur'an kursu var. Doğru mu efendim? Nermin abi burayı da alalım. Kur'an kursu var. Kur'an kursunun tam bölümünde sayın izleyiciler. Burada dere ıslahı yapılmalı. Mutlak dere ıslahı yapıldıktan sonra da buraya bariyer yapılmalı. Doğru mu efendim? Yani aynen yani, aynen. Koruma aynen. Yapılmalı sayın izleyiciler. Kaç defa müracaat ettiniz efendim? Yani ben diyeyim 50 tane, sen de 100 tane. Bakanımıza ya, bunu bakanımıza ilettim. Bunu milletvekilimize ilettim. Hangi bakanım ilettiniz efendim? Ahmet Arslan Bey. Milletvekili evet. Döneminde de Ulaştırma ve İletişim yazmıştı. Bakanımız Sayın Ahmet Arslan Bey'e iletmiş sayın izleyiciler. Ahmet Arslan Bey işte Türkiye'de birçok güzel işlere de imza attı. Tabii. Ülkemizde duble yollar yapıldı. Ancak yani. Sayın Bakanım sizin ilinizde ziyaret ettik. Size sesleniyorum. Bu işi siz çözebilirsiniz. Gerçi Cumhurbaşkanımıza da seslendik. Ama Kars Milletvekili ve Ulaştırma ve İletişim Bakanı olarak bu işi çözebilecek konumdasınız. Bu Mescitli Köyü adına bu dere ıslahını sizden rica ediyorum. Bir de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na her röportajında çok sevdiğimi belirtiyorum. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sayın Bakanım, burada acil olarak ıslah edilmesi gereken bir deremiz var. Mescitli Köyü 1400 nüfusu var. Doğru mu efendim? 1400 nüfusu. Kaç haneyle efendim? 140 tane. 140 tane. Tam köyün ortasından geçiyor bu. Onun için bir de çok tehlike arz ediyor. 450 seçmenimiz var. Evet. 200 öğrencimiz var. Hatta bir okul yapıldı. Yok, hatta bunlara değindik. Onlara gerek yok. Sayacağız. Evet. Bizim amacımız bu derenin ıslah yapılması. Islah yapılması. İnşallah ıslah. Sayemizde bu derede ıslah yapılır diyoruz. İnşallah. Muhtar arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun.